Peki Burada hemen esnafa hibe desteğinden bahsetmek Bakalım. istiyoruz. Bu arada bir cümle söyleyeyim. Bu aktif evet. rasyosu çok konuşuluyor dünden beri. Ee, ne olduğunu soran da çok izleyicimiz oldu. Biliyorsunuz Mart-Nisan aylarında piyasaya e, kredi vermesini sağlamak için bir aktif rasyosu getirildi. Yani bankalara denildi ki topladığınız parayı ekonomiye kazandırın. Hı -hı. Türkçesi buydu. Şimdi o e, normalleşmeyle birlikte tekrar yıl sonunda kaldı. Zaten şikaydı. bir olağanüstü dönem e, Doğru. önlemi Tabii veya bir dönemsel önlemdi zaten. Aynen. Dönemsel bir önlemdi ve amacına da ulaştı. O zaman kredi genişlemesi sağlandı. Özellikle işletmelerin dolayısıyla çalışanların korunması sağlandı. E, paranın piyasaya, ekonomiye girmesi sağlandı. Şimdi de o tedbir kaldırılıyor yıl sonu itibariyle. Bu da e, bankalar tarafından olumlu karşılandı. Tabii rasyosu bu demek. Evet. Devam eder. Bir formüldü o. E, esnaf meselesini konuşuyoruz birkaç gündür. Ya. Yani bu yeni kısıtlamalarla birlikte siz hatta buradan Ruhsar Pekcan hanımefendiye de seslendiniz Ticaret ya. Bakanımız. Ee, muhtemelen sizin sesinizi duydu. Bir daha söyle. <laughs> evet. Bir daha söyle. Sizin sesiniz Ankara'dan duyuldu onu evet. anlayalım. Bir daha söyle. <laughs> evet. ...sesiniz Ankara'dan duyuldu. Çok naziksiniz. Sen güzel Buradan yani. da siz <laughs> duydunuz. <söylemiş>, üç <laughs> kere söyledim. Yani öyle midir bilmiyor. Zaten devlet tedbirler alıyordu <laughs> ama... ...beni yolda çeviren özellikle kafeteryaların ve lokantaların sahipleri... ...önceki dönemlerde yazmış oldukları çeklerle ilgili çok acil nakit ihtiyacı duyduklarını söylüyorlar. Arz edelim. Biz elçimiz. Evet. Şimdi zaten o nakit ihtiyacı karşılanacak. Netice itibariyle e, diyelim ki siz çeki ödemek için... 100 liraya ihtiyacınız var ama buradan da 90 lira kira, fatura vesaire gelir, gideriniz var. Evet. E Sizin 90 liranızı karşıladığı zaman zaten elinizdeki 100 lirayla çekinizi ödersiniz. Dolayısıyla hani dolaylı da olsa o çek vesaire kime borcunuz varsa o borçlarla ilgili evet. de bir nakit desteği gelmiş olacak. Yani kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında hibe yardımı yapılacak. Yani karşılıksız para verilecek Hı -hı. bu faturalar karşılığında. Dolayısıyla yani e, bu kısıtlamalar aslında küçük esnafı da etkiliyor. Yani işte yeme içme sektörü, hizmet sektörü e, önemli. Yani sanayide e, işte fabrikalarda bir şekilde esnek çalışmayla işler yürüyor ama işte bir lokantanın kapanması demek aslında sadece lokanta değil oradaki garsonu da etkiliyor. Ona tedarik sağlayan işte manavı da etkiliyor, kasabı da etkiliyor, herkesi etkiliyor. Netici aslında itibariyle... şuna bir de çekleri yazsalar önceki dönemde yazılan çekler de ödenecek devlet tarafından. <laughs> yani o devlete yani vatandaşa da yani esnafa yani işte lokantacıya, kafeteryacıya da her kimse ona da borç olarak yazılacak dese ne güzel olur. Evet. Var şimdi bununla ilgili bir çalışma devam ediyor zaten. Hani Hazine evet. ve Maliye Bakanlığı'yla görüşüyoruz demiş e, Ticaret Bakanımız. E, dolayısıyla hani bunun belki kapsamı genişleyebilir ama çok önemli bir destek olacak. En azından kirasını kirasını ödediğin zaman o dükkanın sahibine de para vermiş olacaksınız. Doğru. Netice itibariyle o da belki bir yere borcu var, çeki var vesairesi var, onu ödeyecek. Global firmalar vasıtasıyla sosyal sorumluluk destekleri gelecek. Yani bu global firmalarla konuşuyoruz diyor e, Sayın Bakan. Onların sosyal sorumluluk projelerine belki küçük esnafın katılması sağlanacak. Çok detayı açıklanmadı ama bununla ilgili de gelişmeler oldukça konuşuruz. Ödemesini yapamayan esnaf için süre uzatım talepleri Halkbank değerlendirecek bu arada Halkbank'a e, konuştuk biliyorsunuz evet. hani 6 ay e, ötemeli e, ötelemeli krediler almışlardı onların zamanı geldi. Şimdi o e, kredilerin de tekrar uzatım talepleri değerlendirilecekmiş Halkbank'ın yönetiminde. 33 kooperatifin ee, bu arada kooperatiflere hibe desteği verildi. Yöresel ürüne market raflarında yer alması için yasal düzenleme tamamlanmış. Yüzde birlik e, kısım beş katına çıkartılacak. Hemen e, bankalarla Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun bir e, açıklaması vardı. Türkiye Bankalar Birliği'nin aşağı yukarı 23 banka ve 30 finans kuruluşuyla bir e, protokolü oldu. Bu da önemli. Esnafın e, borçlarının, bankalar olan borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili ticari borçların yeniden yapılandırması imkanı sağlandı. Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 24 ay olacak. En fazla 12 aya kadar ana para ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek. Yani bankalarla yapılan görüşmeyle faiz oranı esnaf ve sanatkarlarımızın talebine göre sabit veya değişken Be olabilecek. Beni kişi. yolda durduran bir iş adamı şunu söyledi. Kardeşim dedi ben bana para verin demiyorum. Ben daha önceden çek yazdım. Belli, evet. Bak belli yani bu. Bankaya götüreyim o çekimi ödesin, ben başka ben o, o, ve bana borç yazsın onu evet. bunu istiyor e, çok kolay olur diye. Öyle ya, da kredi nasıl mi mi versin ya istiyorlar. Her şey yani bana cebime para vermesin. Çekimi ödesin. İşte zaten e, belli ki bu kira ve faturalar da onlar karşılığında ödenecek. E, e, Cebe e, doğru, para doğru. verilmeyecek ama neticede hani o yükü aldığınız zaman elinizde bir nakit olacak. Onunla da diğer yükümlülüklerinizi getirebilirsiniz, yerine getirebilirsiniz. E, dolayısıyla burada yüzde birine kadar komisyon alabilecek ve e, dövizde değil Türk lirasında olacak. Dolayısıyla esnafa iki önemli destek gelmiş oldu burada. Birincisi Dediğim gibi hibe desteği ikincisi de bankalarla olan bu protokol. Evet. Yani dediğim gibi bu kısıtlamaların daha da genişlemesi konuşuluyor biliyorsunuz. Doğru. Hani BVC planlarından bahsediliyor. Dolayısıyla hani esnaf açısından önemli.